İzmir'in Bayraklı ilçesinde kıyıya vuran ölü balıklar bölgede kötü bir kokuya neden oldu. Uzmanlar bu durumun nedeninin körfezdeki kirlilik olduğunu ifade ediyor. Maalesef bu son 25 yılın en kötü İzmir Körfezi, en kirli İzmir Körfezi. Türkiye denizlerinde ilk defa plankton patlamaları ve sonunda balık ölümleri ilk defa 1955 yılında yine burada gerçekleşmişti. 1955 yılında. Çünkü bütün şehrin foseptiği direkt olarak buraya veriliyordu. Ve arkadan bu devam etti. Bu zaman zaman aralıklar devam etti. Ve en son 2000'lere de çiğil arık patatesleri yapıldıktan sonra bunlar kesildi. Gayet güzel. Rahmetli Piriştina döneminde deniz mavileşti, şahane oldu. Hatta yüzmeye bir yıl kaldı dedik. Birkaç yıl kalmıştı. Ama Piriştina'yı maalesef rahmetli olduktan sonra 2005 yılında basında şöyle bir haber çıktı. Körfez geriye dönüyor. Çünkü Sayın Kocaoğlu geldikten sonra fabrikalar yine arpa testlerini kapattılar. Kapatınca bütün kirli suyu vermeye başladılar şeye. Ve sonuçta yeniden körfezimiz yavaş yavaş kirlenmeye başladı. Ve 2007'lere geldiğimizde iyice artık hissedilmeye başladı yeniden kirlilik. Ve derelerin altı betonlandı. İşte sorunun başlangıcı buydu. Derelerin altının betonlanması gerçekten bilimle hiçbir ilgisi olmayan bir çalışma. Ve bütün derenin altını betonladılar. İşte koku başladı ve 2008 yılında yine basında şöyle bir haber çıktı. İzmir Körfezi yeniden kokmaya başladı diye. Yani bütün bunlar adım adım geldi ama bütün bunlar adım adım gelirken 2004 sonrası maalesef bilimi hiç önemsemedi başkanlar. Yani bilimle hiç bir şekilde barışamadılar, bir türlü barışamadılar, onun altını bir çizeyim. Ve sonuçta geldiğimiz nokta maalesef son 25 yılın en kötü İzmir Körfezi. Ha, bekliyoruz zaten, bekliyorduk zaten. Geçen ayda zaten, geçen aydan beri çünkü deniz kırmızılaştı zaten. Yani kırmızılaşması demek denizin planktonda çok büyük artış var demektir. Normalde deniz suyunda her bir litrede 1 milyon civarında bir organizma yaşar. Ama bu aşırı sıcaklıklar gelince ve aşırı kirlilik de gelince burada birinci olay kirliliktir, sıcaklık değildir. Kirlilik gelince ancak bu plankton patlamaları olur ve bunlarla beraber müthiş bir plankton patlaması oluştu. Ortamda oksijen kalmadı, öldüler ve planktonlar da sanırım zehirliydi galiba, balıkları öldürdüler. En son benim hatırladığım 1987 yılında çok ciddi bir plankton patlaması olmuştu 55'ten sonraki dönemlerde. Zaman zaman oluyordu ama 2000 sonrası gerçekten tam artık her şey bitti, denize gireceğiz, yüzeceğiz derken Piriştina'yı kaybetmemiz ve Piriştina'dan sonra maalesef bilimi hiç önemsemeyen başkanlar, yani bunu çok üzülerek söylüyorum ama defalarca randevu istememize rağmen, özellikle betonlarken derelerin altını yapmayın, katliam yapıyorsunuz, kılcal damarlarınızı betonluyorsunuz, yaşam şansı bitiyor körfezin dedik ama onu dinletemedik. Ve biz mesela Yeşildere'de 67-68'li yıllarda Yeşildere'de, bugünkü NATO'nun olduğu yerde yüzülürdü, balık tutulurdu. Ama şimdi gidin beton, yemyeşil. Yani bilimden bu kadar da uzak bir yönetim olmaması gerekir, biraz bilim. Düzelir, düzelmesi için birinci şart, derelerin altı beton kırılacak bu sefer. Derelerin altı beton falan kalmayacak.
kim dediyse, kim yaptırırsa bunu, 2007'den beri dilimize tüy bitti, öldürüyorsunuz da işte geldik, sonuç burası. Önce beton, derin altı beton, bir kırılacak betonlar. Artı ister belediye sübvanse etsin, arpa testini, ki hep onu söylerim zaten. Yani bir şekilde bunun bir yöntemi bulunmalı. Ama bu sübvanseyle olur, ama başka bir türlü olur. Ama fabrikadan çıkan, bütün arıtmadan çıkan suların temiz olması gerekiyor. Temiz su buraya verilmesi gerekiyor. Bu verilmeden körfez temizlenmez, körfez yüzülemez yani. Bütün bunların yapılması gerekiyor. Bu iki şey, yani önce bir derelerin altındaki betonlar kırılacak, arkadan arıtma testleri. Bütün derelerin altı beton şu anda. Bütün dereler beton. Yani Arap Deresi, Manda'ya bakıyorsun, Bornova'ya bakıyorsun, Yeşildere'ye bakıyorsun. Hepsinin altı. Neden betonlanıyor? Ve ardından da kireçlemeye de başlıyorlar. Neden kireçliyorsunuz diyorum. Bana bunu bilimsel olarak bir açıklasın belediye.